Alaattin Aktaş, 2024 enflasyonuna ilişkin tahmin karmaşası. Bu yılın enflasyonu neredeyse belli. Resmi tahminler %65 ve dün yazdığım gibi bu oranın altında bile kalınabilir. Enflasyonu etkileyen temel veriler bunu gösteriyor. Yine dün de vurguladım, yıllık gerçekleşmenin %65'in biraz altında ya da üstünde olması da çok önemli değil. Şimdi artık gelecek yıla bakmak, gelecek yıla odaklanmak gerekiyor. 2024 yılındaki tahmini de biliyoruz. Merkez Bankası orta noktası %36 olmak üzere %30 ile %42 arasında bir oran tahmin ediyor. %36'lık tahmin tutar mı? Elbette tutar. Matematiksel olarak bunun önünde bir engel yok. Peki bu mümkün görünüyor mu? Hayır pek görünmüyor. O oranlar benim tahminim değil. Hangi oranlar mı anlatacağım? Bu köşede 11 Aralık'taki yazımda 2024 yılında %36 olarak tahmin edilen enflasyonun nasıl gerçekleşebileceğini ortaya koyan aylık oranlara yer verdim. Bir kere yıllık tahmine giderken tüm aylardaki artışların aynı olması tabii ki beklenmez ama o oranları bir fikir vermesi için kullandım. O yazımla ilgili geri dönüşlerden sanki o oranlar benim tahminim, benim beklentimmiş gibi bir algı oluştuğunu gördüm. Hayır tabii ki. Bir kere benim 2024 sonuna ilişkin herhangi bir enflasyon tahminim yok. Çok genel bir tahmin yapılabilir tabii ki ama öyle nokta atış yaparcasına bir tahminde bulunmak için çok erken. 11 Aralık'taki yazımda Merkez Bankası'nın tahmin ettiği yıllık bazdaki oranların gerçekleşebilmesi için tutturmak zorunda olduğu aylık oranlara yer verdim. Hepsi bu. Merkez Bankası tabii ki aylık enflasyon tahmininde bulunmuyor ortada yıllık tahminler var, benim yaptığımda bu yıllık tahminlere ulaşmada hangi aylık oranların varsayıldığını ortaya koymaya çalışmak. Bu tablo çok şey söylüyor. Yazımda küçük bir tablo var. Bu tabloyu tane tane anlatmak istiyorum. Merkez Bankası yıllık enflasyonda zirvenin %74-75 ile 2024'ün Mayıs ayında görüleceğini söylüyor. Önce Mayıs 2024'te endeksin nereye çıkacağını bulalım. Elimizde bu yılın mayıs ayındaki tüketici fiyat endeksi var 1301. Bu endeksi %74 artırıyoruz. 2024'ün mayısı için bulduğumuz endeks 2264. Bu yılın TÜFE artışı %65 olduğu takdirde ki o civarda bekleniyor, Aralık ayındaki endeks 1862 düzeyinde gerçekleşecek. 2024'ün artış tahmini %36 olduğuna göre, bu aralıkta 1862 olarak beklenen endeksi bu oranda büyütelim, Aralık 2024'ün endeksi 2532 olacak. Şu durumda elimizde bu yılın Aralık, 2024'ün Mayıs ve yine 2024'ün Aralık endeksleri var. Şimdi aradaki bağlantıyı kuralım. Aralık 2023 endeksi 1862, Mayıs 2024 endeksi 2264, yani 5 aylık artış yaklaşık %22 olacak. Bu da Ocak-Mayıs döneminde her ay ortalama %4 dolayında artış beklendiğine işaret eder. Bir ay dördün altında olur, bir ay üstünde ama ortalama dördüncü şimdi 2024'te Mayıs'tan yıl sonuna kadar olan döneme bakalım. Mayıs'taki 2264 endeks Aralık'ta 2532 olacaksa, Haziran-Aralık döneminde yani 7 ayda yalnızca %12 artış yaşanacak demektir. Varsayılan budur. 7 aydaki bu artış aylık ortalama %1,6'lık bir orana denk gelir. İlk 5 ayda aylık ortalama %4'ten toplam %22 izleyen 7 ayda aylık ortalama %1,6'dan toplam %12 Şimdi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ocak-Mayıs dönemindeki aylık yüzde 4 de, Haziran-Aralık dönemindeki aylık yüzde 1,6 da benim tahminim değil. Bunlar, Merkez Bankası'nın öngördüğü yıllık oranların tutması için gerçekleşmesi gereken oranlar. Peki bu oranlar gerçekçi mi? İlk 5 ay için evet gerçekçi, sonrası için neredeyse olanaksız. Zaten Merkez Bankası da girişte de belirttiğim gibi 2024 sonu için ortalama %36 beklemekle birlikte %42'ye kadar çıkılabileceğini kabul ediyor. Seçimden sonra uygulanacak politikaların etkisiyle yön daha somut olarak ortaya çıkacaktır.